Bir gün dönüp geçmişe baktığımızda mücadelelerle geçirdiğimiz yıllarımızın hayatımızın en güzel yılları olduğunu fark edeceğiz. Fark etmeden önce, mücadelelere girmeden önce ne için mücadele ettiğimizi insan bir noktada sorgulaması lazım. Yaşamak için, yeniden dirilmek için ve o gün geldiğinde mahşere, huzura çıktığımızda, mahkemeye çıktığımızda fark etmek için ölmeden önce ölmeli bir insan. Öyle ya, hadiste sabit, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyanmamız lazım, uyanmamız lazım. Birbirimizle mücadelenin içerisine kapılıp da esas yapmamız gereken, esas odaklanmamız gereken hedefimizden şaşmamamız lazım. Ve Allah ile bağlantımızı sağlam bağlarla kurmamız lazım. En son ne zaman kendinle baş başa kaldın? En son ne zaman Rabbinle arzu hal ettin? Rabbinle arandaki bağı güçlendirdin? En son ne zaman kendine iyilik yaptın da tefekkür ettin? Bu hayat niçin verildi? Biz niçin gönderildik? Ya da ne yapmamız lazım ki bize bu hayatı vereni memnun etmemiz lazım? Öyle tabii, bir milyarder gelse, bize bütün milyarlarını önümüze serse ve bizden bir çift göz istese verir miyiz? O milyarları karşılığında vermeyeceğimiz gözümüzü bize öylesine veren Rabbimize biz ne yapmamız lazım? Nasıl teşekkür etmemiz lazım? Nasıl onu memnun etmemiz lazım? Ve onunla aramızdaki bağı nasıl kuvvetlendirmemiz lazım? Sorgulamak lazım, yaşamak lazım ve onu anlamak lazım. Öyle tabii, bu hayata boş yere gelmedik ki. Boş yere sadece yemek, içmek, yatmak ve kendi nefsimizi, kendi zevkimizi tatmin etmek için gelmedik ki. Onu aramak için, onu razı etmek için, onu bulmak için geldik. Kutsi bir hadiste diyor ya, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Ve ayette sabit ya, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk etsin diye yarattım. Güzel insanlar, insan tanımadığı bir zata kulluk eder mi? İnsan tanımadığı bir zatı sever mi? İnsan tanımadığı bir zatla muhabbet kurar mı? Bir bağ ilişkisine girer mi? Tanımamız lazım. Tanıdıkça göreceğiz ki bütün Kuddüs esmasıyla bütün kainatı avucunu içinde tutan Allah Azze ve Celle bir güneşi boş yere yaratmamıştır. Bir karıncayı boş yere yaratmamıştır. Bir ağacı boş yere yaratmamıştır. Ve hepsinin görevi Rabbimizi tanıtmaktır. Hepsinin görevi gözümüzün içine sokağa sokağa Allah var demektir. Onların görevi buyken ve hepsinin arasında görünmeyen bir bağ varken biz bu çemberin içinde miyiz, dışında mıyız? Biz bu çemberin halkalarından biri miyiz? Yoksa dışarıda hovardalık yapan, dışarıda fasıklık yapan insanlardan, yürüyen ölülerden biri miyiz? Sorgulamak lazım. Sorguladıkça hakikati bulacağız biiznillah. 1966'da bir deney yapılmış. 5 tane maymunu bir odaya kapatmışlar güzel insanlar. Ve bir merdiven, merdivenin ucunda da bir muz. Size takdir edersiniz ki maymunların zaafı muzlara vardır. Birinci maymun merdivenleri çıkmış. Tam muzu alırken yukarıdan bir kapak açılmış. Ve kapaktan yüksek dozlu bir su fiskiyesiyle o maymun aşağı indirilmiş. O birinci maymun yere düştüğünde diğer maymunlar onu görünce ürkmüş. Tam ikinci maymun merdivenler çıkarken geri kalan dördü bir süre onu dövmeye başlamış.
omuza erişemeden. Böyle böyle sıra son maymuna gelince o da bir deneyim demiş. O da çıkarken o da dayak yemiş diğer maymunlar tarafından. Ve deneyin ilk aşaması tamamlanmış. İkinci aşaması ise o 5 maymundan biri dışarı çıkmış ve içeriye yeni maymun gelmiş. İçeri giren yeni maymun olaydan bir haber bir şekilde merdivenleri yukarı çıkmış. Muz alayım da yiyeyim demiş. Tam merdivene çıkarken diğer maymunlar ona da dönmüş. Ve süreç içerisinde içerideki maymunlar dışarı çıkmış ve dışarıdan yeni maymunlar gelmiş. Gelen yeni maymunlar önceden öğrenilen şeyleri yaparak ve o merdivenlere çıkan maymunları dövere geri indirilmiş. Ve zaman içerisinde merdivenleri çıkıp da ne için dövüldüğünü, niçin omuzun alınmadığını bilmeyen maymunlarla dolup taşmıştır. Bu maymun deneyini biz hayatımıza vurduğumuzda sorgulamıyoruz. Niçin dayak yediğimizi bilmiyoruz. Niçin omuzu almadığımızı sorgulamıyoruz, bilmiyoruz. Ve hal böyle olunca modern dünyanın bize dayattığı sadece çalış, sadece ye, sadece tüket, hiç üretme, hiç okuma, tamamıyla şeytan mesleği olan bir davranışı biz insanlara empoze ediyorlar. AVM'ler tıklım tıklım, sokaklar tıklım tıklım. Ama niçin tıklım tıklım olunduğu konusuna gelince cevap yok. Yürüyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama niçin yürüdüğümüzü, hangi amaçla su içtiğimizi, hangi niyetle yemek yediğimizi bilmiyoruz. Sadece nefsimizi doyuruyoruz. Nefsimizin kölesi olmuşuz da bundan haberimiz olmuyor. Hepimiz bir insanı mutlu etme, bir insana kendimizi beğendirme uğraşına girmişiz. Oysa şöyle dememiz lazım. Bu beni beğense ne olacak, beğenmese ne olacak? Patronum benden razı olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Onu mutlu edersin, elinden geleni yaparsın, işinin gereğini yaparsın, iş ahlakına uygun hareketler yaparsın. Ama patronun rızasını Allah'ın rızasından üstün tutmayacaksın. Sonuçta patronun cenneti yok, eşinin cenneti yok, sokaktaki insanın cenneti yok. Esas cennetin sahibi olan sahibine bakacaksın. Esas senin ve bütün mahlukatın sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye bakacaksın. O ne diyor? O bizden ne istiyor? Dalmışız dünyanın rengine, kapılmışız, sonumuz hayrola. Bir koşuşturma içerisinde koşuyoruz. Mala takılmışız, mülke takılmışızdır. Size takdir ederseniz ki mülkün temeli görünendir. Melekutun temeli ise görünmeyendir. Biz hep görünene takılmışız. Oysa o mülkün en arkasında, en birinci aşamasında melekut vardır. O melekut sayesinde ne yapmamız lazım? Arasındaki bütün bağları, bütün bağlantıyı kurup kimin verdiğine bakmamız lazım. Ve bunu bilirsek, bu şurada ilerlersek inanın huzur kaçınılmaz olacak. Bir gömleği giyen benim değil mi? Gömleği görüyorsunuz. Ama o gömleği bana getiren, o gömleği en arka, en ziyadesiyle bize sunan bir zat var. İşte o zatı bulursak bir gömleği giydiğimiz sevinci 10 katını, 1000 katını o zatı bulunca göreceğiz, yaşayacağız inşallah. O huzuru onu bulunca yaşayacağız. Bu yüzden gördüğümüz her şeyin arkasında melekut vardır. Allah Azze ve Celle vardır. Ve onu gördüğümüzde, onu temaşa ettiğimizde, onu idrak ettiğimizde çocuğa da o niyetle bakarız, işe de o niyetle bakarız, eşe de o niyetle bakarız. Yani o kusuru görmeyip yaratılanı yaratandan ötürü sevmemiz gereken bir hakikat ortaya çıkacak inşallah. Bu yüzden yaşantımıza dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmemiz lazım. Hatta bununla ilgili eskiler çocuğum dikkat et düşersin demezlermiş. Düşmeyesin çocuğum dikkat et derlermiş. Bunun sebebini sorduklarında ağızdan çıkan her şey dua hükmüne geçermiş. Düşersin dersen düşer. Düşmezsin dersen de düşmez inşallah. Nasıl bir hayat yaşadığımıza dikkat etmemiz lazım. Kim için yaşadığımıza, kim için bu ömrü sarf ettiğimize, kim için mücadele ettiğimize, kim için adım attığımıza dikkat etmemiz lazım. Ve bunların içinde, bu hakikatlerin içinde Allah Azze ve Celle'yi bulur isek anlamlı oluruz. Sorgular isek
anlamda oluruz. Sorgulamanın önemi olmasaydı hemen hemen her ayette akletmez misiniz denilir miydi? Sorgulamaz mısınız denilir miydi? Hiç mi düşünmezsiniz denilir miydi? Ve o halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz denilir miydi? Bir meydan okuma söz konusu olur muydu? Allah bizi layıkıyla sorgulayıp aklımızla araştırıp kalbimizle tasdik edenlerden etsin. Allah bizi kendine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eylesin inşallah. Sürçülisan edecek affola. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetsiniz. Subhani Rabbike Rabbil İzzeti emme yisifun ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Selametle.